özellikle mesleki eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın, Yusuf Tekin Bakanımızın, Bakan Yardımcımızın son zamanlarda ortaya koydukları vizyon ve bu konuya verdikleri önem hepimizin malum. Ve bizi de gerçekten çok mutlu ediyor. Özellikle Kayseri çok mutlu ediyor. Burada ihracat rakamları, işte Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız burada. İhracat rakamları açıklanacağı zaman milli takımın Çekya maçı kadar önemli takip edilir. Avusturya maçı kadar takip edilir. Dedimiz ki acaba bu ihracat rakamımız 3.8 mi oldu, 4 mi oldu? Başta müjdeler verildi. Dolayısıyla mesleki eğitim çalışmalarıyla ihracat yapan bir şehirde ihracat yapan firmaların bu ara elemana ihtiyaç, teknik elemanlara ihtiyaçları dolayısıyla Kayseri için çok önemli. Aslında Dünya Ticaret Merkezi'nin ilk kurgu şehirlerinden, ilk organize şehirlerinden birisi olan Kayseri'de bunu konuşacaksanız şüphesiz bereketli bir toplantıya da işaret etmiş olacaksınız. Bu vesileyle böyle bir organizasyon için başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, hocalarımıza ayrı ayrı ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten iki gün içerisinde yapılacak, bugün ve yarın devam edecek programların içerisine, muhtevasına bakınca mesleki eğitime ilişkin son derece kıymetli hususların burada müzakere edileceğini, istişare edileceğini, bu hususların da inşallah başta Kayserimiz olmak üzere memleketimize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı getireceğine inanıyorum. Bu çalışmaların da bereketli olması için gayret gösteren tüm arkadaşları ayrıca tebrik ediyorum. Kıymetli varlığım, kıymetli misafirler, böyle bir organizasyona tekrar emeği geçenlere herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın bereketli, mübarek olmasını temenni ediyorum. Özellikle Sayın Bakanımız Yusuf Tekin Hocamızın da sizlere selamlarını iletiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar. Bu işin aslında ülkemiz sanayindeki en büyük kanserlerden birisi olduğunu ve tez zamanda olmasa da orta vadede tedavi etmek için önemli çareler araştırmamız gerektiğini ben o zaman idrak ettim ve daha sonra da sağ olsun Sayın Valimiz, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber mesleki eğitimin tekrar halkımızın gündemine gelmesinde çocuklarımızın meslek edinmesi, geleceklerini kurtarmaları, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaları için de bu işi tekrar tanınır, bilinir ve toplum tabakalarına yayılır hale getirmek için gayret sarf ettik. Çocuklarımızı meslek edindirme sürecinde nerede bizim müdahale etmemiz gerekiyorsa orada hep beraber devlet olarak, şahıslar olarak, işte milletvekilleri olarak gayret edelim diye bir çalıştayı planladık. Sağ olsun hocalarımız gerçekten İl Milli Eğitim Müdürümüzün riyasetinde çok önemli çalışmalar yaptılar. Bugün burada bu işin tamamlanmasında kendilerinin çok büyük emekleri var. Kayserimizde böyle anlamlı ve önemli bir alanda yapılan bu çalışmaya emeğe geçenlere ben teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerde eğitimle ilgili yapılan çalışmalarla 98'li yıllarda adeta bir balta indirmek suretiyle mesleki eğitimin önü kesilmiş ve bir darbe indirilmişti. O açıdan da bir kopukluk olmuş. O dönemde imam hatipleri bahane etmek suretiyle tüm meslek okulları adeta mağdur edilmiş ve dolayısıyla ülkemizde sanayiciyle çalışacak kesimin iş gücü arasındaki bu en önemli alan yok edilmişti. O günden bugüne de her ne kadar yapılan çalışmalar bu alanı telafi etme bağlamında hayata geçirilse de istenilen verim alınamamış ve halen daha bu konuda neler yapabiliriz diye kafa yorma yönünde gayret gösterilmiş. Sanayici şu anda iş gücü bağlamında arayış içine girer konuma gelmiştir. İşte böyle önemli bir açığı kapatma adına yapılan ve bu konuda neler yapmalıyız? Gerek yerel yönetimler olarak, gerek milli eğitimimiz olarak, gerekse sanayicilerimiz, yatırımcılarımız olarak, tabii ki siyasi otorite de bu alanda neler yapılabilir hem elçilik görevini görüp hem de katkı sağlamak amacıyla üstlendiği için değerli milletvekilimizin şahsında tüm milletvekillerimize ve ekibimize ben teşekkür ediyorum. Ben bütün bu alanlarda emeğe geçenlere teşekkür ediyor. Böyle anlamlı bir çalışmadan dolayı bir kez daha her birinize ayrı ayrı sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Ülkemizin ekonomik, ticari
ve sosyal alanda gelişimini sürdürebilmesi, ilerleyebilmesi için mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitimde kalitenin artırılması çok önemli. Bu konuda çok stratejik planlamalar ve çalışmalara ihtiyacımız var. Öncelikli olarak Sayın Bakanımız öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile önemli bir reforma imza atıldı. Hemen bunun akabinde mesleki eğitimde de bu vizyon doğrultusunda bakanlığımız politikaları ve çalışmaları devam etmektedir. İlimizde eğitimin her kademesinde olduğu gibi mesleki eğitimde de en iyi yakalamak, öğrencilerimizi dünya fırsatlarıyla buluşturmak için çalışmalar devam etmekte. Biz bu çalışma esasında sene başında planladık. Zaman zaman çeşitli tarihler değişti. Ama en son bu tarihe denk geldiğini bayram tağı arefesiydi öğrendiğimizde. 7 kişilik bir meslek eğitim grubumuz var. Meslek lisesi müdürlerimizden, müdür yardımcılarımızdan oluşan. O arkadaşlarımız tüm çalışmalarda gece gündüz demeden, tatil demeden bu konuya kendilerini adadıkları için bizimle birlikte oldular. Ayrıca bu süreçte onlara destek olan Ar-Ge ekibine de teşekkür ediyorum. Çalışmamızın Türkiye yüzyılının mimarı olacak gençlerimize, ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoş geldiniz.